15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanığın yargılandığı davada darbe girişimi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri olan Kurmay Albay Ali Yazıcı savunma yaptı. Yazıcı, hakkında gazetelerde çıkan Cumhurbaşkanlığı uçağında yaptığı iddia edilen darbe esprisiyle ilgili soruya, "Bu espriyi ben değil, Cumhurbaşkanı danışmanları yapıyordu. Darbe olduğunu ben 15 Temmuz'da öğrendim ama darbe bir ay öncesinden dinlendiriliyordu," dedi. Daha sonra savunma yapan ve Ali Yazıcı'nın Hulusi Akar'ın tavsiyesiyle başyaver olarak atandığını söyleyen Kurmay Albay Cemil Turhan, sıkı yönetim mesajlarında imzası bulunduğu iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mesajları dönemin Genelkurmay 2. Başkanı ve şu an Jandarma Genel Komutanı olan Yaşar Güler'in emriyle çektiğini söyleyen Turhan, mahkeme başkanının "bu darbeyi kim yaptı" sorusuna "bu darbe girişimini Gülen cemaati üyeleri yapmıştır diyemem. KSK içerisinde farklı ekipler vardı" ifadesini kullandı. Davada söz alan Genelkurmay Başkanı Yaveri Yarbay Levent Türkkan da kısa bir açıklama yaptı. Ağır işkence altında ifade verdiğini söyleyen Türkkan, "her tarafım dağılmıştı. Bana serum bağladılar, beyin röntgeni çektiler. Samimi bir ifadem yok," dedi. 16 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra ağır işkence gördüğü fotoğraflarla ortaya çıkan Yarbay Levent Türkkan'ın öldüğü düşünülerek Ankara Numune Hastanesi morguna gönderilmiş, burada yaşadığı ortaya çıkmıştı.